Herkese merhabalar, ben diyetisyen Eda Arslantaş. Bugünkü konumuz, kilo vermek istiyorsun, belki de hayatın hep diyetlerle geçti ama tekrardan artık o döngüye girmek, bir listeyi takip etmek, alışveriş yapmak ya da işte birisine sürekli bir özet göndermek, bu biz oluyoruz yani. Bunlardan artık sıkıldın. Evet, hani böyle evdeki önerilerle, bazen mesela diyet programı istediğinizde şey oluyor ya, evdeki malzemelerle bir şeyler yapsak. Hani bir program aldığınızda buna göre çok rahat uygulanabilir ama her zaman da bu olmayabilir. Bazen böyle ufak tüyolarla siz aslında günlük hayatınızdaki rutinleri değiştirdiğinizde bir tık daha işleri kolaylaştırabiliyorsunuz. O yüzden buradan diyet listesi olmadan bir diyet programı oluşturacağız sizinle. Şimdi işte öğlen, akşam, sabah her neyse bunları yiyin diye paylaşacağım bir egzersiz ve beslenme önerilerimiz olacak ama onun öncesinde şöyle genel bir kurallar listesi yapmak istiyorum. Bunların en başında tartıyı şöyle bir kendimizden uzaklaştırıyoruz. 10-15 günde bir tartı yapabilirsin ve öncelik olarak da ilk başta mezurayı yapıyoruz, sonra tartıya çıkıyoruz. Çünkü her ne kadar biz bunu anlatsak da kişilerde hep tartı kısmı daha ağır bastığı için orada bir şeyden mutsuz olduğunuzda sonra o mezura bir türlü gelmiyor. Ama şu çok önemli bir detay, sizin gerçek kilo aldığınız ya da verdiğinizi gösteren parametre tartı değil. Hele ki kadınlarda regli faktöründen dolayı sizin bir ay içerisinde tartınızdaki doğru çıkan sonuç sayısı çok az. Onun dışında sizin işte o haftaki yorgunluğunuz, stresiniz, hava durumu, alerjik bir insansanız ki mesela şu dönem salgın dönemi, gerçi hemen hemen her dönem bir salgın oluyor ama bir hastalığınız varsa, ilaç kullanıyorsanız, bir gün öncesinde iyi bir uyku almadıysanız bunların hepsi sizin tartınıza yansır. O yüzden mesela bir tartı kuralları vardır benim danışanlarıma da verdiğim ve onun dışında da hep derim ki gün içinde tartılmayın, her gün tartılmayın. Bugün tartıldınız diyelim ki -3 kilo, bir kilo kaybınız çıktı. Yarın tartılırsınız +5 çıkar. Yani demeyin ki hani +5 ne demek, çok büyük rakam. Evet çıkar, çünkü bu tamamen size yağ aldığınızı ya da yağ verdiğinizi göstermiyor. Mezuranız inceliyorsa siz yağ yakıyorsunuz demektir. Mezuranız sabitse evet o hafta kilonuz sabit kalmış olabilir. Artmamasından bu çok daha iyi zaten. O yüzden bu detaylar bizim için çok önemli. Tartıyı şöyle bir uzaklaştırıyoruz. Tartı kurallarımız da şöyle. Tartıdan bir gün öncesinde spor ya da uzun yürüyüş yapmıyoruz. Regl'den 3 gün önce, regl içerisi ve regl'den 3 gün sonrasına kadar yine tartı mezura yapmıyoruz. Günümüz olsa bile, yani diyelim ki o gün sizin tartı mezura gününüz. Önce bu şartlara bakın, bunlara uygunsa yapın, yoksa birkaç gün bekledikten sonra yapabilirsiniz. Sonrasında, şimdi ben beslenme kısmına geçtiğimde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız ama şey kullanmayın, şu kalorilerinizi hesaplayan uygulamalar oluyor ya, işte bugün her yediğinizi yazıyorsunuz, sonunda şu kadar gram karbonhidrat, şu protein falan çıktı. Bunları yapmayın çünkü bazen bizim hesaba katmadığımız besin içerikleri oluyor. İşte atıyorum lifleri biz karbonhidrat olarak her zaman çok saymıyoruz. Lifin çeşidine göre de değişiyor ama size orada genel bir skala veriyor ve bu sizi aslında sürekli bir anksiyeteye olacak. Yani yediğiniz için siz bu kadar bir yere girip oradan hesaplayarak yapmanız çok sağlıklı olmaz. Farklı bir hesaplamayla, sadece işte bir protein kısmıyla alakalı yapacağız ki onda da zaten girip orada şey yapmanıza gerek yok. Tek tek hesaplamanıza gerek yok. O kısım gerçekten kişileri çok olumsuz etkiliyor. Onu yapmadan biz yolumuza devam edeceğiz. Bu programda, bu uygulayacağımız sistemde protein tüketiminiz çok önemli. Bu anlatacaklarım, eğer bir böbrek hastalığınız yoksa geçerli, böbrek hastalığınız, herhangi bir probleminiz varsa bu kısımda doktor ya da diyetisyeninize mutlaka danışın. Burada hani öyle bir durum olmadığını farz ederek devam ediyoruz. Şimdi protein tüketimi aslında yaptığınız harekete, yaşınıza, cinsiyetinize, her şeye göre çok çok değişir ama ortalama bir açlık tokluk döngüsünü oluşturmak için sizde bir kilo kaybı, yani yağ yakımı sağlayıp kas kütlenizi artırmak için ortalama kilonuz başına 0,8 ya da 1 gram arasında karbonhidrat tüketebilirsiniz. Yani 1 gramda gitmekte fayda var aslında. Kilomuz çarpı 1 gram karbonhidrat. Yani 70 kiloysanız 70 gram gün içerisinde toplam tüketeceğiniz protein olabilir. Az önce de karbonhidrat dediysem kusura bakmayın. Kilomuz başına 0,8 ya da 1 gram protein tüketerek yolumuza devam edeceğiz. Peki bunu nereden bulacağız? Şey yazabilirsiniz, işte atıyorum tavuktaki protein miktarı, işte 100 gramında kaç gram protein var. Ben size zaten bir liste paylaşacağım. Buradan kontrol edebilirsiniz ama onun dışında akşam diyelim işte evde sizin kıymalı bir yemeğiniz var. Bundan kaç
kaşık yersem ne kadar proteini olur gibi. Bu şekilde bir kendinize şey çıkarabilirsiniz. Genel anlamda Google'a işte şunun protein miktarı, yumurtanın proteini vesaire yazarsanız çok güzel olur. Ve özellikle de kahvaltınıza mutlaka 20-30 gram protein tüketerek başlayın. Burada yumurta ekleyebilirsiniz, işte seviyorsanız somon ekleyebilirsiniz, füme somonlardan olabilir. Kuru yemiş eklersiniz, yine benim size o ekleyeceğim liste içerisinden seçebilirsiniz. Ya da işte atıyorum farklı bir kahvaltı tercih ettiniz, protein tozu yine kullanabilirsiniz. Sizin kendi tüketeceğiniz protein miktarı içinde tükettiğiniz protein tozundan herhangi bir sorun olmaz. İhtiyacınızın üzerine siz protein tozu eklerseniz o çok sorun olur. Bir de zaten bol su tüketimi her zaman önemli olduğu için yine burada herhangi bir sıkıntı yok. Bir de meyve tüketimi çok önemli bizim için. Burada hem meyveler çok gizli karbonhidrat kaynakları aslında. O açıdan tüketimini bir tık kontrol altına almak için, bir de tatlı ihtiyacını gidermek için de bazen yine şeyler kullanılabiliyor. Meyve tüketimleri yapılabiliyor. Burada siz de meyveyi yiyeceğiniz yer bizim için çok önemli aslında. Kahvaltınızın içine ekleyin ya da akşam yemeğinde işte salatanızın içerisine ekleyebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda hem oradaki C vitaminini artıracağınız için, biz her öğünde zaten protein istediğimiz için proteinler yine demir içeriyor. Özellikle hayvansal proteinlerin demir içeriği yüksektir. Bu durumda da demir emilimini artırır. Özellikle kadınlarda bu çok kıymetli bizim için. Yemeklerle birlikte dediğinizde demir emilimi artacağı için depolarınız dolar. Buradaki karbonhidrat isteğiniz, tatlı isteğiniz hepsi zaten çok azalacak. Öte yandan da aslında sizin tatlı krizlerinize ciddi anlamda bir önlem almış olacağız. Gelelim beslenme kısmında nelere dikkat edeceğiz. Benim önerim her zaman için iki ana bir ara öğün yapmak. Bu aralıklı oruç gibi de yapabilirsiniz ama şu an hani çok katı kuralları hepsini bir anda uygulamak zaten diyet süreci başlı başına bir stres, bir mesai. O yüzden bunu da çok katı kurallarla uygulamak zorunda değilsiniz. Ama uygulamak isterseniz de aralıklı orucu nasıl yapacağınıza dair çok detaylı bir video paylaşmıştım. Onu da yine aşağı eklerim zaten. Ama genel anlamda biz şöyle yavaş başlayalım. İki ana öğün, bir ara öğün. İlk öğünümüzü geç kahvaltı şeklinde yapalım. Sabah kalktığımızda mutlaka 1-2 bardak su tüketiyoruz. Bu bardaklardan bir tanesi opsiyonel olarak ya normal, o da sadece su olabilir, ya da limonlu ılık su, limonlu sirkeli ılık su, ya da bu smoothie, yeşil içecek tozları oluyor ya, The Life konu var mesela Türkiye'de. Onunla bir bardak su şeklinde yapabilirsiniz. Uyandık, bunları içtik. Dediğim gibi şart değil bunlar. Normal su da içebilirsiniz. Uyandıktan 1 saat sonra da kahve rutinine geçiyoruz. Kahvemizi, bu da yine sizi rahatsız etmiyorsa eğer, ediyorsa tüketmek zorunda değilsiniz tabii ki. Kahvemize de kolajen ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı veya MCT oil ekliyoruz. Sade kahve içemiyorsanız şekersiz bitkisel süt için ekleyebilirsiniz. Bir çay bardağı, yarım çay bardağı kadar. Bu bizi zaten birkaç saat o ilk öğünü tüketene kadar tok tutacak. Bunların hiçbiri evde yok ya da ekstra almak istemiyorsunuz. Evet, sadece kahvede tüketebilirsiniz ama bu sistem içerisinde olabildiği kadar sütleri bitkisel ve şekersiz olmasına dikkat edin. Ya da laktozsuz tüketebilirsiniz. Hatta eğer normal inek sütü tercih ediyorsanız, bu protein sütler var ya, onlardan da kahvenize ekleyebilirsiniz istediğiniz miktarda. Çok daha güzel olur. Sabah kahvemizde içtiğimize göre bu bize en az 2-3 saat tutacağından ortalama öğle saatlerine denk geliyor ve biz ilk geç kahvaltımızı yapmış oluyoruz. Bu kahvaltıda da işteyseniz normal öğle yemeği şeklinde tüketebilirsiniz ya da işte yumurtalı vesaire klasik kahvaltı olabilir. Burada yemek sıralaması bizim için önemli. Tabağımızın yarısı mutlaka sebze olacak. Kahvaltılık sebze, sote, haşlanmış, her neyse hiç fark etmez. Proteinimiz, karbonhidratımız ve mutlaka yağımız olmalı. Yemek yeme sıralamasında önce birkaç kaşık çatal sebzeyi alıyoruz. Sonrasında mutlaka protein alıyoruz. Dedik yani kahvaltıda 20-30 gram civarında bir protein tüketmek bizim için önemli. Proteinleri aldık. Sonrasında işte proteinlerle birlikte zaten yağı da alacağız. Beraber tüketebilirsiniz. En sonda karbonhidrata geçtiğimiz zaman zaten çok güzel gün ortasına kan şekerinizi dengeleyerek başlıyorsunuz. Çok ciddi bir rahatsızlığınız yoksa sabah bir şey tüketmenizi gerektirecek, bu sistemi çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Özellikle hipogliseminiz, insülin direnciniz varsa siz şey düşünebilirsiniz. Sabah bir şey yemediğim zaman işte çok acıkıyorum, şekerim düşüyor. Halbuki sizin aslında ilk mideye lokma attıktan sonraki kısım daha çok sizi etkilediğinden, geç kahvaltı yaptığınızda bunun daha regüle olduğunu göreceksiniz. Sadece birkaç gün deneyip sonra yorumlara da yazabilirsiniz.
Kahvaltıya mutlaka yine meyve de eklemek sizin için güzel olacak. Hem yumurta ya da diğer et ürünü tüketiyorsanız demir emilimini artırır. Hem de günün başında şöyle güzel tatlı bir tatla gün ortasına kadar sizi güzel tutar, enerjinizi yükseltir, tatlı isteğinizi giderir. Gelelim ara öğüne. Ara öğünde yine mutlaka proteinli bir ürün tüketin. Çünkü zaten toplamda öğün sayımız az olacağı için bugün ortasında dolu dolu geçirmekte fayda var. Neler tercih edebilirsiniz? Zaten şekersiz proteinli barlar şu an artık her yerde çok rahat bulunuyor. Bunlar içinden yüksek proteinli barları kullanın. Yani onların sadece işte şekersiz sağlıklı olanları var ama proteinsiz olanlar daha karbonhidrat ağırlıklı. Mutlaka bir proteinli olanı tüketin. Yanına böyle az sütlü bir kahve tercih edebilirsiniz. Ya da proteinli bir yoğurt alabilirsiniz. İçine kuru yemiş ekleyebilirsiniz. Protein artı yağ ile birlikte müthiş bir tokluk verir ve sizi gün ortasına çok güzel, enerjik bir şekilde tekrar döndürmüş olur. Son öğüne gelelim. Son öğünde de yine ortalama 20-30 gram. Yani bu kişinin tabii ki kilosuna ve günlük alacağınız protein miktarına göre değişir ama ortalama bunları yaptığınızda zaten siz protein ihtiyacınızın çok büyük bir kısmını karşılayabilirsiniz. Akşam yemeklerine protein eklemek kahvaltıya göre bir tık daha kolay olabilir. Tabii şimdi protein kaynaklarına bakınca illa hani böyle işte et ürünleri bunu yemek istemiyorum, yemiyorum gibi durum olabilir ama işte yumurta en basitinden salatanızın içerisine yumurta ekleyebilirsiniz birkaç tane. Bu yine çok güzel protein ihtiyacınızı giderecek. Baklagillerle destekleyebilirsiniz. Kuru yemişler salatanızın içine ekleyebilirsiniz. Yemekten sonra yenilen kuru yemiş değil ama yemeğin içerisindeyken tükettiğiniz. Yine protein listesinden siz kontrol edip oradan tercihlerinizi yapabilirsiniz. Yemek yeme sıralamamız yine aynı. Önce sebzeler, sonra protein, yağ, en son karbonhidrata geçiyoruz. Mesela meyve hakkınız varsa yine buradaki salatanın içerisine ekleyebilirsiniz. Bir de akşam yemeğindeki sebzeleri hafta içerisinde farklı şekillerde kullanmak çok önemli. Her gün salata tercih etmeyin. Bu gerçekten sindirim ve vücuttaki şişlik anlamında çok olumsuz etki sağlayabiliyor. Özellikle tiroidli kişilerde, polikistik over olan kişilerde akşamları çiğ sebze salata tüketmek bir tık daha gaz problemini artırabiliyor, kabızlığı artırabiliyor. Mesela kabızlığınız varsa yine burada daha çok pişmiş tercih edebilirsiniz. Hafta içindeki dağılımınız salata, zeytinyağlı sebze, haşlanmış ya da fırınlanmış sebze olarak olabilir. İşte ikişer üçer günlük bunları dağıtabilirsiniz. Protein tüketimini yine farklı farklı kullanın. Haftada 2 gün mümkünse balık, 2 gün kırmızı et. 2 gün üzerine çok kırmızı eti çıkarmanızı önermem açıkçası. Geri kalan günleri de işte hindi, tavuk, baklagiller ya da bitkisel proteinler bu şekilde tercih edebilirsiniz. Bir de yemekten böyle 1,5 saat sonrasında falan sıcak bir içecek ekleyebilirsiniz bitki çayı olarak. Burada mesela meyveli bitki çayları, bu kendi poşetin içerisinde meyve olan bitki çaylarından ekleyebilirsiniz. Çünkü sıcak su mideyi daha geç terk ettiği için genel anlamda tüm sıcak içecekler için geçerli aslında. O dönemlerde akşam yemeğinden sonra bir tatlı ihtiyacınız ya da herhangi bir şey varsa bu kısmı da çok güzel yönetmiş olursunuz. Toplamda da gün içerisine maksimum 2 bardak bitki çayı eklemenizi öneririm. Bunun bir tanesi, özel bir durumunuz yoksa rezene çayı olabilir. Çünkü sindirimi çok güzel rahatlatıyor. Yeşil çay olabilir, zencefilli çaylar olabilir. Ama 2 bardağın üzerine çok çıkmayın. Bir de içtiğimiz her 1 bardak çay, kahve, bitki çayı için artı 1 bardak da su tüketiyoruz. Çünkü bu içecekler diüretik dediğimiz vücuttan suyu çok fazla atan besinler olduğu için suyla birlikte sodyum da gidiyor ve burada bizde ödeme artırıyor, kramp artırıyor vesaire. Bu açıdan onları su yerine saymıyoruz. Onları ne kadar çok tüketirsek o kadar da suyumuzu artırmamız gerekiyor. Gelelim yöresel yemeklere, annemizin yaptığı yemeklere ya da kaçamaklara. Diyelim ki işte kahvaltınız ya da akşam yemeğiniz sadece böyle hamur işi, karbonhidrat, bol glutenli bir şey. Eğer bunu önceden biliyorsak, o öğünün diğer öğününü, yani akşamda siz onu yiyecekseniz kahvaltıyı mutlaka bol protein ve sebzeli yapın. Yani sadece sebzeli ya da yulaflı bir kahvaltı yapmayın. Çünkü yulaflı kahvaltı karbonhidratlı kahvaltıdır. Siz zaten akşam karbonhidrat tüketiyorsunuz. Evet, sağlıklı sağlıksız bir ayrım var ama sadece karbonhidrattan besleniyorsanız çok da bir farkı kalmıyor. O yüzden diğer öğünü, o karbonhidrat tüketeceğiniz öğün hangisiyse bir diğer öğününü bol protein ve sebzeyle birlikte geçiriyoruz. Ama diyelim ki zaten öğünlerinizi yapmıştınız, bu çok spontan oldu, bilemediniz. O zaman tamam, normal öğünlerinizi yaptınız, ekstra onu da tüketin ama o güne ya da ertesi güne herhangi bir kısıtlama yapmayın. Bir kaçamak yaptınız diye bir diğer öğününüz sadece çorba asla olmasın. Kaldı ki çorba zaten yine karbonhidratlı bir öğün oluyor. Her ne kadar sıvı da olsa. Ya da sadece sebze yapmayın. Çünkü bunu yaptığınız
yaptığın zaman bu çok kilit bir nokta, çok önemsiz gelebilir ama bir kez bile o aslında vücuttaki o tokluğu almayıp o dengesizliği yarattığınızda sizin hep bir sonraki kaçamaklarınıza bir kapı açmış oluyorsunuz. Bir de tatlı meselesi var. Bu kısım aslında başlı başına bir video konusu ama tatlı meselesini öncelikle bir bakış açısını değiştirmekte fayda var. Biliyorum hani bir diyetisyen olarak hep daha böyle politik bir cevap bekliyor olabilirsiniz. İşte çıkarmak zorunda değilsiniz, azar azar tükettiğin her şey denge meselesi gibi. Her şey için evet bu geçerli ama tatlı için ben buna çok katılmıyorum. Çünkü gerçekten vücudumuzun ihtiyacı olan bir şey değil ve bir şeye eğer zararlı diyeceksek bu kesinlikle tatlıdır. Hiçbir katkısı olmayan bir şey vücudumuza. Yani bu bakış açısını öncelikle değiştirmek çok önemli. Senin vücuduna bunun bir katkısı yok ve hep biliyoruz ki en gizli silah, en gizli düşman, uyuşturucuyla neredeyse eşdeğer. O yüzden hani bunu işte az diyeyim, kontrolleyeyim. Yani bir şeyi tatlı için söylüyorum. Çok yemekle az yemek arasında çok fark olmuyor. Çünkü o dil reseptörleri var ya, siz orada onu bir kez, bir çatal, bir lokma da verseniz o hep aktif pusuda kalıyor. Ama siz ne zaman ki bırakmaya karar verdiniz ve gerçekten uzun zaman yemediniz. Şöyle düşünün, şu an belki işte birçok yemediğiniz tatlı var. Hiç tadını bilmediğiniz. Canınız hiç o tatlıyı çekmiyor. Çünkü onu hiç yemediniz, tecrübe etmediniz. Ama yediğiniz şeyler hep sizin aklınızda ve sürekli onu tüketmek istiyorsunuz. Bu bakış açısını değiştirdiğinizde işler çok daha kolay oluyor. Ama tabii ki bu aşamaya gelmek de yine birazcık zor bir aşama. O yüzden ne yapabilirsiniz? Evet, daha az tüketebilirsiniz. Bir nevi kar çözüm mü? Değil. Ama bir nevi kar olur. Sadece onu tükettiğinizde başka bir öğünü kısıtlamayın. Bu bizim için yeterli. Ve tabii ki egzersiz. Aslında siz egzersizi bir hayat düzeninizin içerisine aldığınızda beslenme kısmı çok rahat oturuyor. Ha şöyle bir detay var. Beslenmeniz düzgün olmadığında yaptığınız egzersizden güzel bir fiziksel dönüş alır mısınız? Alamazsınız. Ama o egzersizde açığa çıkan hormonlar da zaten sizin ister istemez psikolojik olarak beslenmenizi düzenlemeye yönelik olacak. Burada da çok yoğun egzersizler hiç bizim için şey değil, şart değil. Egzersizi hangi saatte yapayım? Hiç fark etmez. Sen hangi saatte yapabiliyorsan. Çünkü yeter ki sen onu yap. O bizim için önemli. Dolu mideye yapma. Yemekten kalkar kalkmaz spor yapma. O önemli. Ama onun dışında mesela çok yoğun, kısa bir süre, hani bu diyet içerisinde genelde yapıyoruz sonra gidiyor ya, onu yapacağınızda daha az, daha hafif olsun ama sizin uzun süre yapacağınız bir program olsun. Çünkü şöyle bir detay var. Bilinenin aksine aslında biz kilo verdikçe bizim metabolizmamız yavaşlar. Çünkü artık sizin yaptığınız tüm hareketlere karşı vücudun kaldırdığı ağırlık da azalmış oluyor. Bu da şunu gösteriyor aslında. Siz çok iyi diyet ve spor yapsanız da kilo verdikçe yaptığınız spor artmalı. Günü artabilir, şiddeti artabilir, süresi artabilir ama artarak gitmeli. O yüzden hani burada çok kilit bir noktaya gelmeden bir yaşam tarzı hani. Mesela hiç yapmıyorsanız şu an haftada bir yapmayı hedef koyun. O bir olur, iki, iki olur, üç. Çok güzel bir şekilde ilerler. Umarım bunlar sizin için etkili olmuştur. Instagram'da da zaten işte tabak modelleri, diyetlerle alakalı öneriler paylaşıyorum. Hatta isterseniz oradan yazabilirsiniz, tabaklarınızı gönderebilirsiniz. Uygularsanız paylaşıp Instagram'dan beni etiketleyebilirsiniz, kontrol ederiz zaten. Başlayıp sonuç alan, almayan herkes yine yorumlara yazabilir. Yardımcı olmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere.